Hepinize selam dostlar, hepiniz yepyeni videoya hoş geldiniz. Karşınızda Will is Blind bölüm 3 var. Evet, kamera yok çünkü evde değilim, Beykoz'dayım, uzaktayım. Beykoz meselelerini biliyorsunuz, onda video yakında gelecek. O sebepten ötürü bilgisayarımı buraya getirdim, sizleri videosuz bırakmayalım diye. Aynı anda yayınlarını da açıyorum ama tabii ki de kameraları yok, ondan dolayı idare ediverin. Bir iki bölüm haberiniz olsun. Yarın itibariyle zaten muhtemelen bir sonraki bölümde artık kameram olacak, haberiniz olsun yavaştan artık. Will is Blind bölüm 3. Sizden gelen taktiklerle birkaç bir şey de öğrendim sanırsam. O da şu. Önce çöpüm temizliyim, dur. Onları da yol esnasında anlatayım. Yıl 2005. Oyunu render alırken orada aşağıda tarih gözüküyormuş. Onu öğrendim. Bir. Bunu tek atıyor. Eskiden bayağı 2-3 kere şey yapıyordum ben. Bekliyorum. Birkaç güncelleme getirmişler galiba. Hala kahve içebilirim. Şuradaki duruma bakayım. Kahve içelim. Espresso. Açlık dar. Ne kadar çok yemek almışım ben. Bitmek bilmedi arkadaş buradaki yemek. Suyum da var. Ortalama yapmaya çalışacağım. Oyun yaparken bundan sonra yeşile dikkat edeceğim. Bütün değerleri yeşile getireceğim. Ondan sonrasında artık ne olursa. Küçük oyunlar benim aldığım o oyunlarmış ama 3 tane senaryo mini game'i bitir diyor. Şimdi siz bunu demiştiniz ama ben 2 tane mini game oynadım. Hala neden şey yapmadı, ilerlemedi? Anlatabiliyor muyum? Susuzluğum gidermedi kahve. İyi, ben de su içeyim, ne yapayım? Evet. Şimdi gitti mi? Şimdi gitti. Mis. O zaman ilk oyunumuzu yapmayla başlayalım ve şunu da anlatmışsınız. Buradaki becerilerime gelmek gerekirse. Kenar yumuşatmayı arttırmaya devam ediyorum. Özellikleri kullanıyorum ama ya arttırıyorum ama kullanmıyorum. Onu da fark etmişsinizdir ama her türlü puan var ve bunları açmam lazım. Ben bunları parayla olduğunu bilmediğim için ondan dolayı çok girişemedim. Ama artık yavaştan girişeceğim. En güzel verdiğiniz taktik de muhtemelen şu olacaktır. Ne olursa oyun olursa olsun ortalama değerleri yeşil tut ve fiyatı da istediğin kadar arttır. İstediğin fiyattan satabiliyorsam bu gayet iyi demek. Bakalım, bugün 10 deneyeceğim. Çok pahalı bir oyun yapacağım. Çok pahalıdan kastım en azından bir 10 dolarlık bir şey olabilir. Okulla alakalı oyun yapmıştık. Zilli 2'yi çıkaracağım. Zilli 2 çok başarılı oldu. Aşk her zaman tutar. Geç abi. Şimdi çevresel bunlar paradan alacaksa kopyamdan azalacak. Bunları yapamayacağım galiba. Parlama. 18.000 istiyor. Şu an yapamıyorum. Şu an yok. Geç. Mayıs ayındaymışız. Birkaç gün sürdü. Verimliğim yüksek zaten. Sıkıntı yok. Şu an yeşildeler misal. Sarı, kırmızı. 30'a getireyim bari. 10 dolarlık oyun geliyor. Yani böyle bir mantık varsa bozuk demek bildiğin sistem. 30 da olmayacak ki. 35 sarı. Okey. Maksimum limit var her yerin galiba. Diyaloglar. Bu da 34. Bence puanım yetecek. En baştaki 34 olmadı. O kötü. Onları arttırsayım. Bunlar 0 direkt. Zaten bu son detay seviyesi. Hala puanım kaldı benim. Yani böyle yapmak daha iyi değil mi? Dengesiz mi oluyor oyun? Anlamadım ki ben. Sizden gelen taktiklerle devam. Baksana 129 kaldı. Tabi dünya tasarımını tam yapamadım. Orada birazcık daha verecektim. 100 kalacaktı yine. Fazlaca kalacaktı. Fiyatını 9.90'dan satıyorum. Sadece forum duyurusu var. Ne oldu o işe? Bizim daha fazla duyurumuz vardı. Limitim şu mu? Değil. Tamam. Yapıştır gitsin. Hadi bakayım. Zilli 2 patlayacak. İşleniyor. Burada daha hızlı işliyordur muhtemelen bilgisayarımdan dolayı. Hızlıca para kazanıp şu mini game'leri oynamak istiyorum da o mini game'ler o değilmiş gibi geliyor bana ya. Burada oturup da oyunu oynayamıyorum. Mini game'ler satın alıp oynayacağım. Ama o mini game'lerin iki tanesini oynamama rağmen neden hala burası sıfır, anladın mı? İki ana tema araştır diyor. Bence bu ana tema ile alakalı bir şey mi mini game'ler? Oradakiler farklı bir şey.
kiranı ödemezsen ne olur diye bir seçenek vardı. Öyle bir seçenek yok. Sonra diyorsun menü kapanıyor. Yine kadın orada. Buse'miz orada. O yüzden mecbur ödüyorsun. Öyle bir seçeneğim yok. Olsa fena olmazdı. Şu kadın da bir gün inanıyorum. Bir gün işimize yarayacak. $90 param kaldı. Niye bu kadar fazla yüklendi? Buse şimdi belir verir. Param katlayıp şu mini game'ler vesaire hepsini almaya çalışacağım. Bakalım ortalama bir şey. Hepsi yeşildi değerlerim. Göreceğiz. Yine 5 aldım. Ben riske girerek de 5-6 alıyordum. Çok bir şey değişmedi gibi geldi bana. En iyi notum hatta 6.3 müydü? Öyle bir şeydi galiba. Yoksa o kadar da değil. Bu arada yağmur sesi geliyor olabilir. Çok deli yağmur yağıyor Beykoz'da şu anda. Çatıda direkt demir olduğu için bayağı ses duyarlı geliyor. Yüksek yüksek geliyor. Bu kadar. Bakalım ne satacağız. Satışlar başlasın. Ben de o zamana kadar şuradaki şeylere bakayım. Satışlar başladı. Alabildiklerimi almaya çalışacağım. 1000 var, 500 var, 750 var. E baksana abi fiyat o kadar yükselttik. Yine 1300 de açılış yaptı. Bundan önce ben 3-5 dolardan sattığımda da böyle 1000 üstü geliyordu. Yani 10 dolarlık oyunda daha fazla gelmesi gerekmiyor mu? Ama kopya sayımız daha düşük tabi. Onu da göz önünde bulundurmak lazım. Ben. Hadi kaybol sen. Sen. Şimdi kilitler açmaya çalışacağım. Bundan sonraki hedefim o. Dikey senkronizasyonu da açayım. 4190. Daha iyi kazandık gibi. 4500 kazandık. 2000 verirken bu sefer 2'ye katladık. Yani hepsini yeşilden gitmek mantıken işe yarıyorken bir taraftan da saçma geliyor bana. Çünkü oyunlarda her şeyden yeşile gitmek diye bir şey olmaz ki. Yani bazı oyunlar vardır. Bazı yönler kötüyken bazı yönler iyi olduğu için ön plana çıkmışlardır. Bunlar göz ardı mı edeceğiz? Bu mudur yani? O zaman hızlı bir oyun aynı yeşil temada bir oyun daha yapalım. Niye biliyor musunuz? Daha fazla kopya çıkartarak daha fazla satış yapmaya çalışalım. Modada giydirme oyunu demişsiniz. Barbie. Barbie style diyelim. Hadi bakayım. Hadi. Design. PC. Çevresel. Bunlar eklesem mi? Kopya sayısını arttıracağım için bir düşündüm. V-Sync'in parası da bak. Geç abi. Enerjim düşük diyor. Hayır. Bu benim verimliliği etkileyecektir. Unuttum bunları. Şimdi yetecek her türlü. Ben bunların hepsini 34'e çekiyorum ama yine söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Çok saçma. Bilmiyorum böyle bir mantığın olması. Yani neden sarıya dayatamıyorum. Ya da şey mantığım var. Bu açtığımız bir sürü özellik var ya. Satın alamadığımız ama. V-Sync'tir, kenar yumuşatmadır. Onlarla beraber bazı özellikler sallıyorum 34'ten sonrası sarıysa bazı açtığın özelliklerle beraber burada da yeşil olacak. Yani abanabileceksin. Açtığın teknoloji kadar mı abanmamız gerekiyor? Böyle bir mantık olabilir bu arada. Çok doğru düşünüyor olabilirim. Şurada kullanacağım ya. Karakter detaylarına vereceğim abi. Ver. Ver kardeşim aban. Kaç kopya yapabiliyoruz? 3000. Var mı yok mu baydım bu işe? Oo hala yetiyor. Güzel. Ha yok reklam çıkarmışız ondan. Tamam bu kadar yeter. Haydi bismillah. Batmazsak hayatta kalırsak bu parayı 8000 yapma ihtimalimiz var. Tabi sonu yeşil yapmadım ama çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Bak anahtar orada duruyor. İkinci evin anahtarı mı acaba bilmiyorum ya da bizim evin anahtarı da olabilir gerçi. Buradan da konforumuz geldi. Ben yemeğim falan yiyeyim. Fulledik mi? Fulledik ama verimliğim az. Tabi verimliğe göre değişiyor da olabilir.
Hadi bekliyorum. Gel oyunum, gel. Teşekkür ettim. 103 dolar kaldı. Hadi bakayım. Bundan sonra artık şu mini game'lerin hepsini alabilirim. Çünkü bir sonraki seviyeye atlamak istiyorum yani. Varımla yoğumla atlamam lazım. Bilgisayarı yeniledik. 3 tane mini game oynayıp bir tane ana hikayeyi ilerletsek oyunda. Bir sonraki eve geçiyoruz. Ki bir sonraki evle beraber sanırsam yeni bir sürü sosyal imkanlar da geliyor. Ha gayret, ha gayret. 8000 kazanalım. Şundan başka bir şey istemiyorum ben. Hadi notlar geldi. Heyecanlıyız. Kötü gözüküyor. 7'de kal hocam. 7'de kal. Ya yapma, 7'de kal. Verin şu 7'yi artık. İstiyorum şu 7'yi ya. 2D detaylar, karakter dizaynı. Arayüzümüz oyundaki. Üf, veteran gamer senin ağzını yerim. İşte hak ettiğimiz puanlar bunlar. Ver hocam 8'i. Aslansınız be. Ver hocam sen 7'yi. Ver. En yüksek puanımı oynuyorum şu anda. 6. Olur, olur abim, olur. Senin canın sağ olsun. Şu anda bayağı yüksek olduk. 16, 22, 27 bölü 4 işte. Ne yapıyor? Satışlar başladı. 2000 dolar falan. Şak. Dur. Oy! İçmedin mi? Gelsin. Ay, 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 ay. Mini game'lerin hepsini. Önce şununla başlayayım. Ha, aldıklarımın mı stoğu olmuyormuş? Hmm. Ay, 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 ay. Güzel, güzel. Bu çok işime yarayacak benim. Paraya gel. Harbi katladık ha. Hadi satışlar bitsin. Satış yaparken de oyunu... Ha, oynayabiliyormuşum. Tamam, 9000'in üstü. 10.000'ini kazandık. Ay. Ah, çok hoşuma gitti şu anda. Mini game, bak mini game burası. Bilmeyen bir temaya geçer gerçekten araştırma. Evet istiyorum. Ya da bug'a girdi oyun. Mini game'lerde mini game olmuyor. Aa, yeni mod. Ana hikaye. Yes. Aa, bu çok lazımdı. Bu da tik olacak şimdi. Korku oyunu. Oo. Geliyor o zaman Outlast. Bakın. Araştırma masası boş. Ha. Dedim burada mini game oynayabilirim. Evet, bir tane daha çizgi. Şu iki ana tema araştırma bitti. Şimdi senaryo, 3 tane senaryo mini game'i. Muhtemelen bundan önce ana hikaye veya teknolojik mini game'ler oynadık. Bunların kategorisi var. Sanırsam öyle bir şey. Bakın senarist. Bunlar da değil. Bunlar önemli ama biz senaryoya gitmemiz lazım işte. Bir tane senaryo var. Diğerleri ne olacak peki? Onlar da gelecek mi zamanla? Hocam hemen senarist mini game'ini bir oynayalım. Düzey 2 gelir inşallah. Evet, ben dedektif Michael Solver. Gemide vatanıma geri dönerken bir cinayet vakasıyla karşı karşıya kaldım. Birinci kaptan öldürüldü. Mekanist, ikinci kaptan ve aşçı şüpheli. Sırada şunu yapmak var. Suç mahallini incelemek, cesedi incelemek, şüphelilerle konuşmak. Önce tabii ki de suç mahallini incelenir. Direkt dedektif gibi düşünelim. Hepimiz dedektiflik filmlerini izledik değil mi? Ceset kaptan köşkünde. Cesedin yanında bir bıçak var. Mutfaktan alınmışa benziyor. Geminin kornası bozulmuş. Bir dakika. Ceset kaptan köşkünde. Yani arkadan vurulma ihtimali var. Yani bıçaklanılma. Yanında da bir tane bıçak varmış. Mutfaktan alınmışa benziyor. Evet. Geminin de kornası bozuk. Kornası derken alarm sinyal falan olabilir mi acaba? Alarm çalmak istedi. Öncesinden kapattılar alarm çalmasın diye yani. Hemen. Tamam. Devam ediyoruz. Mekanist, ikinci kaptan ve aşçı şüpheli. Şimdi direkt gözler aşçıya gidiyor. Bıçak orada diye. Ama mekanist ve kaptan, ikinci kaptan aşçıyı şüpheli göstermek için böyle bir şey yapmış olabilir değil mi? Cesedi bir inceleyelim. Bak hoşuma gitti. Bak en güzel mini game bu. Yara delici ve uzun bir nesneyle yapılmış. Yanındaki bıçak yarayla uyuşmuyor. Oh shit. Bu bizi bir yerlere götürüyor.
şimdi şüphelilerle konuşabiliriz artık. Tanık. Tanık kimmiş peki? Tanık var denmedi bana ama bir konuşalım. Cesedi bulmamda yarım saat bulmamdan yarım saat önce makinisti elinde bir tornavida ile kaptan köşküne giderken gördüm. Bu da ikinci böyle yönlendirme mi acaba aşçıdan sonra? Tornavida da çünkü uzun ama ne kadar delici ve ne kadar kalın. Sonuçta orada ne diyor? Yara delici uzun bir nesneyle yapılmış. Hmm. Yani makiniste gidebilir. Mekanist ne ya? O zaman şüphelilerle konuşmaktan başka şansım kalmadı galiba. Şimdi şununla konuşacağım. Junior kaptan. İkinci kaptanımız yani. Makinisti odadaki bozuk kornayı tamir etmesi için arıyordum. Ama nerede olduğunu bulamadım. Ben de biraz dinlenmek için kameraya çekildim. Kamera mı deniyor oraya? Yani odama çekildim diyor. Odadaki bozuk korna için. Odada nasıl bozuk korna? Şey odası mı bu? Kaptan köşkünde mi demek istiyor acaba? Oradaki bozuk korna için mi? Yani makinisti bulamıyor. Ondan sonra da dinlenmeye çekiliyor. Yani makinisti... Gemi lan bu. Karada değilsin ki. Gemi suyun üstünde yani. Nerede olabilir? O geminin içinde olacak. Neden vazgeçmiş acaba? Şimdi herkesi şüpheli gözle bakıyorum bak. Makinist ne diyor? Hadi bakayım. Makinistin cevabına bakalım. Cinayetten habersiz motorda çalışıyordum. Hem cinayet mahallinde bıçak bulunmamış mı? Gidin mutfaktakilerle konuşun. Bak. Şerefsize bak. Şimdi madem bu motor üzerinde çalışıyordu. Zaten genelde makinistler motor bölümünde olur hep. İşler oradadır. Bu ne demek oluyor? İkinci kaptanın bulamadım, aradım demesi biraz bahane oluyor. Yani bariz kendi iş alanındaymış adam. Şimdi bu da gidin onlarla konuşun, mutfaktakilerle konuşun deyip kendisini birazcık böyle şüphelendirtiyor. Allah Allah, tiklendim şimdi. Herkeste bir gariplik var ha. Şef diyor ki, ben bütün gün yemek yapıyordum ya. Ayrıca oraya benim çıkma yetkim de yok. Oraya çıkma yetkisi olan tek kişi kaptanlardır. Haydi. Haydi. Abi what the fuck, ne oluyor lan? Şimdi karar verme zamanı geldi. Kimden şüpheleneceğiz? Tek yetkisi olan kaptanlardır diyor. Yani makinist de giremez, şef de giremez. İkinci kaptan birinci kaptanlığı ele geçirmek için, yani onu öldürüp ana kaptan olmak için böyle bir şey yapmış olabilir. Hem bıçak koydu ama tornavida ne alaka, yani tornavida ile deşti sonuçta adam. Bıçakla değil ki. Şey, abi çok karmaşık. Hepsinde bir bok var. Karar vereceğim. Hayda, direkt suçta. Junior kaptan içeriye girebilen tek kişi. Tornavidası yok ama. Tabii tornavidayı almış olabilir. Çalmış olabilir. Garajım kirli, hallederiz. Yani burada şey demiyor. Makiniste konuştuğumuzda sallıyorum. Benim de tornavidam kayboldu dese otomatikman Junior'a gidecek. Kapıyı açabilen tek kişi o. Odaya girebilen. Tornavidayı da çaldı, kayboldu. Bu da şef desen giremiyor. Ya da anahtarı çal. Ya ben sen suçluyorum gidiyorum ya. Ne yapayım? Çok saçma yapılmış. Ve hapse atıldı. Ne demek ya? Karar ne demek yanlış? Saçmaydı ama verdiğiniz ipuçlar çok saçmaydı. Böyle ipucu mu olur yani? Hiçbirine yönlendirmiyor ki. Hepsi başkasına atıyor suçu. Aga be, yanlış karar verdik. Al işte ya. Şimdi abi bir mini game'imiz oynadık. Bence 3'te 1'i oldu. Renk. Gerçek zamanlı aydınlatma. RTX'e verelim. 3 puanımız 7 bile. 1 oldu mu? Yes. Senaryo 1.
Tamam. Şimdi hayatımızın oyununu yapacağız. Şimdi GTA yapacağız. Tabii korku oyun yapmamız gerekiyor. Şimdi bu bilinmeyen senarist 2 gelmiş. Okey. Senarist 2'yi alabiliriz. Ya da bütün parayı oyuna basabiliriz. Ya kararsız kaldım ya. Dur. Senarist 2'yi de alacağım. Geri kalanını basacağım. Aynen. Senarist oyunu hoşuma gitti. Gerçekten kilitliyor oyun kendini. Ama sadece senarist mini game'lerin olması biraz kötü. Şimdi değil, sonra oynayabilirim inşallah. Bir engel olmaz. Bir tane korku oyunu yapmak istiyorum çünkü. Outtel Uranium. Penceremiz açıldı. Bu arada bir fanlarımıza bakalım. 545 olmuş. Baksana 4000 yaptık. 10.000 kazandık. Bence iyi gidiyoruz. Bak şimdi. Korku oyunu. Out. Guest. Out guest yapacağım. Psikolojik, atmosferik. Psikolojik olsun. Sürekli birileri zıplayıp dursun üstüne. Zıplayıp dursun. Millet altına sıçtın. Üçüncü bakışta vinyeti ekleyelim. Önemli. Aa, yine verimlilik gitti. Bence çok etkilemiyor. Sıfır olursa misal renderim iptal oluyordur. Öyle bir mantık olabilir. Buraları 31'de bırakıyorum. 34'te pardon. Aslında bakasım da var. Vinyeti verdim ya şimdi. Artısını görecek miyim o dediğim mantıkta? Onu anlamaya çalışıyorum bir taraftan da. Oo, son bölüme geldik. Oo, bütün paraların harcandığı bölüm. Arayüz önemli. Sarda bırakıyorum hepsini. Sen de 73 ol, sen de 73 ol. Daha iyi değil mi? Kırmızı belki de tam tersidir böyle. Zımba gibi oyun yapıyorsun. Bomba gibi oyun yapıyorsun. Şimdi 15 dolara çıkarmamız yok bu korku teması. 7000. 6500. Çok pis yağmur yağıyor şu anda. Kuruşlarla yarışıyoruz. Aha 0-2. Harika. Tam istediğim. Hadi 15 dolarlık bir oyunumuz olsun. Hadi bakalım. Yiyecek rezervi. Alırım. Aa, su yok. Yetiş. Bakkalcı abim. Aa, param yok. 1 dolarım kalıyordu. Ops. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Doldurun bu satıştan sonra. Çabuk. Çok heyecanlıyım. Türk kahvemle yudumlarken şurada mini game'imi oynamak istiyorum. Şuradan şöyle bir SS'imi de alayım. Render işimiz bitti. Öyle bir oyun yaptım ki aklınız çıkacak, aklınız. Yağmur sesine bak arkadaş. Neyse hadi yatalım. 1 dolar. Risk budur işte. Yağmurlu güzel atmosfer de veriyorum. Görüyorsunuz değil mi yani? Efekt. Doğal efekt. Hadi oylar gelsin. Yine 7-8'ler görmek istiyorum. 6 üstü olduğu sürece hiç sorun yok benim açımdan. Ama öyle dedim diye de 6 verme. Heh, adamsın. Bak Dream Games genelde puanı düşük veren firmalardan. Bu sefer 7 verdi. 6 veriyordu hep. Ama Veteran Gamer bundan önce 8 de vermişti. Bu sefer 7 verdi. Bence yine iyi. 27 puan alabildik maksimum düzeyde. 8 verirse şayet 28 almış olacağız. Yani bundan önceki incelememizden daha iyi bir not almış olacağız. Yine 27 aldım. Okey. Yine eşit düzeyde. 8 vereydin iyiydi de neyse. Sağlık olsun hocam. Sağlık olsun. Geldin mi Buse? Buse. Saçma salak şarkı söylemeyeceğim.
Taşınacağım gideceğim ya abinim abini. Oy 5000. Hadi al git abin de al git. Kaybol. 5000 dolar geldi. İkinci mini game'i de oynayacağım. Hemen ardından üçüncü mini game'e oturmamız yok mu? Lan Satış yaparken oynayamıyor muyum? Ne bug'a girmedi inşallah. Kahve yap bana. Americano yap. 13 14 bin dolar param var. Oyun satışları bitmedi. 16 bin. Ay seviyorum şu parayı. 17 bin kazandık. Yine 2'ye katladık. Abi şimdi yemek, su, bir moral, motivasyon. Rengarenk gözüksün dolabım. Zengin değil miyim kardeşim ya? Depom dolu. Yiyecek. Tamam. Okey doldurdum. 1000 dolar gibi bir şeyler harcadım galiba. Hatta geçirmiş bile olabilirim. Hiç önemli değil. Depo dolsun, moraller bol olsun. Susuzluk. Şalgam suyu. Şalgam da susuzluk gidermez ama neyse sen bilirsin ya. Hadi süt içelim. Süt bu arada gideriyor harbiden de. Oldum benim Amerikanım. Teşekkür ettim. Hadi bakalım. Evet senaryo yeteneği. Çalıştırmak istiyorum. Bu sefer başarabilecek miyim senaryoyu? Onu düşünüyorum. İş mülakatı. Ben Albert Ramendo. Çok iyi bir yazılımcıyım. Silikon Vadisi'nde iyi bir şirkette mülakata çağrıldım. İşi kapmak için uygun cevaplar vermeliyim. Tamam. Şu an biziz o. Bu arada Albert biziz. Benim adım Albert. Merhabalar Albert Bey. Çalışma prensiplerinizi anlatabilir misiniz? İşim bitince çıkarım. Şirkete bir şeyler kazandırmak için elinden geleni yaparım. Şirketin seveceği düzeyde. Peki ya ortak projeleri yürütmekte nasılsınız? Bence her koyun kendi bacağından asılır. Birçok insanla çalışmak her zaman daha iyi. Tabii daha iyi deneyim bu arada. Peki öyle diyorsunuz. Bir kargaşa anında ilk düşünceniz ne olur? Grubu toparlayıp çözüm ararım. Paçamı kurtarmaya çalışırım. Yalakalık olarak algılayabilirler bu arada. Genelde her insan bunu yapar bu arada. Biz Türk milleti böyleyiz. Yani bu iş şeyiyle alakalı değil. Ne desem ahlakıyla alakalı değil. İnsan ahlakıyla alakalı şu anda bir sürü soru. İş dışında nelerle uğraş? Sana ne? Allah Allah silahlara ilginim var. Yeni yazılımları öğrenirim. Abi burada hiç tricky hiçbir şey yok. Kusura bakmayın da. Ey yapımcı güzel kardeşlerim benim. Kardeşlerim diyorum çünkü liseli gençler olduklarını belirtir. Yani birazcık tricky sorular ekleseydiniz ya abi. Yani iki nokta var. Biri kötü biri iyi. Neden ortaları yok? Neden daha iyiler daha kötüler veya cezbeden bir şeyler yok? Ne bileyim karşıdaki kadını daha farklı yönlendirecek bir durumları yok. Sade olmuş yani. Zamanınızı nasıl yönetirsiniz? Sadece canım istediği şeylerle uğraşırım. Kendimi geliştirecek şekilde plan yaparak ona bağlı kalırım. Baksana abi yani ortası yok. Tebrikler. İşe alındınız. Basitti zaten. Aşağıdakine bastığım sürece işe alınacaktım. Çoklu oyun sonları. Yetenek puanı eklendi. Güzel. İyi. Senaryomuz eklendi. Aa, bundan önceki oyunu başarsaydım bu arada senaryosu gelecekti. Aga be. Gerçek zamanlı yansımayı açmadık. Loads var. Kilitler açmaya çalışıyorum tabii. Hareket izi. Hareket izi neymiş? Teknoloji ekran bulanıklaştır. Oyuncu hızlı etraf baktığında ay iğrenç teknoloji. Hiç kimse sevmez. Blur efekti ya. Alan derinliği olur. 3 puanım daha var. Nice. Bölgesel yansıma. Harika. Harika. Kilitlerimizi azaltıyoruz. Teknolojilerimizi abanıyoruz. İşte şirket dediğim böyle olur. Son bir tane mini game kaldı. Hızlıca onu da alabilir miyim? Yok ya. Alayım da oyunu kaydedeyim. Sonra oynayalım. 2.5'muş. Ses teknolojisi. Compact disc. Bu arada bunları da alalım.
Bunların hepsi. Param azaldı biliyorum ama bir sonrakinde artık yapıştırabilirim. Üzüldüm. Oyunları yeşilde tutarak böyle şey yapman biraz saçma geldi bana. O yönü üzdü. Yani yeşilde tut istediğin kadar satsın. İstersen 50 dolar 70 dolar olsun oyun. Birazcık daha komplike olabilirdi. Birazcık daha karmaşık mantıklar olabilirdi. Onu getirmelerini beklerken çok basit olmuş. Ben de götümü yırtıyorum bundan önceki bölümlerde. Daha iyi olsun diye oyunun kenarı yumuşatmasını düşünüyorum. Karakterler düşünüyorum. Oyuna bağlı olarak diyalogların önemi düşünmeye çalışıyorum derken hiçbir önemi yokmuş aslında bunların yani. Yeşili koy git. Üzdü. Neyse bir sonraki bölüm gelecek haberiniz olsun. Artık günde bir bölüm atıyorum fark ettiyseniz genel olarak. Yani bir tane video paylaşmaya çalışıyorum. Çok sık fazla video attığım için mi bilmiyorum. Genel olarak izlenmelerinden çok memnun değilim. Değilsiniz. Aynı anda Cyberpunk'tır gibidir. İzlenmeyen oyunlarda Cyberpunk'la alakalı bu arada farklı sonlar bir videosu gelecek. Ondan sonra Cyberpunk'ta atmayacağım. Bu izlenmeyecek oyun şey videoları için farklı bir kanal açabilirim. Hikayeli oyunlar için. Zaten onu yayında biz konuşmuştuk kendi aramızda izleyici. Yani sizlerle ama siz yayına gelmiyorsunuz değil mi? Unuttum pardon. Yani durumlar bu şekilde haberiniz olsun. Bir sonraki bölüm o yüzden yarın veya ondan sonraki gün gelir. Yarın farklı bir video gelirse bu oyunda birazcık sarkacak haberiniz olsun. Ama devam edeceğiz. Merak etmeyin. Bu oyunun içinden geçeceğim. Zengin olacağım. Ve oyunu bitireceğim. Bütün özelliklerini de size göstereceğim. Tanıtacağım. Bütün özellikleri o açtığımız teknolojilerin hepsini kullanacağım bir oyun dahi yapmayı hayal ediyorum. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Videoları kesinlikle beğenin. Düşüncelerinizi de görüşlerinizi de yorumlara yazarsanız benim için çok değerli olur. Okuyorum çünkü yorumları. Bye bye.